Eminim ki daha öncesinde klomp yasasını duymuşsunuzdur. Elektrostatik konusuyla ilgili en önemli kural olan bu yasa sayesinde yüklerin birbirini nasıl çektiğini veya ittiğini kolaylıkla anlayabiliriz. Coulomb yasasını basitçe şu şekilde açıklayabiliriz. Bu yasaya göre elektrikte yükler arasındaki kuvvetin büyüklüğü yüklerin ürünüyle doğru orantılıdır. Buradaki Q1 değeri yüke sahip taneciklerden birinin yükünü temsil eder. Bu bir iyon olabilir. Q2 değeri ise diğer taneciğin yükünü ifade eder. Bu da bir iyon olabilir. Bu ifadenin toplamını da R değerinin karesine bölmemiz gerekir. İyonların verildiği örneklerde R değeri iki iyonun çekirdeği arasındaki uzaklığı ifade eder. Ayrıca yüklerin farklı olduğu durumlarda bu uzaklık çekim kuvvetini, yüklerin aynı olduğu durumlarda ise itme kuvvetini tanımlar. İyonik bileşiklerin verildiği örneklerde klomb yasasından yararlanabiliriz. Günlük hayatta en fazla karşımıza çıkan iyonik bileşik örneğine bakalım. Yani sofra tuzuna. Sofra tuzu kimyada sodyum klorür olarak adlandırılır. Bu bileşikten daha önceki videolarda bahsetmiştik içinde pozitif yüklü katyonlar bulunur. Bunu Na artı olarak ifade edebiliriz. Sodyumun birinci grupta yer alan bir element olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla sodyumdan elektron almak oldukça kolaydır. Bu nedenle bu örnekte olduğu gibi sodyum pozitif yüklü olur. Sodyumla birlikte tuzun içerisinde klor anyonu da bulunur. Bunu da Cl- olarak ifade edebiliriz. Bildiğiniz gibi klor 7. grupta yer alan bir element. Bu nedenle en dış kabuğundaki değerlik elektron sayısını 8'e tamamlamak isteyeceğinden sodyumdan bir elektron alma ihtimali yüksektir. Yani bu iki molekül birbirini çeker. Gördüğünüz gibi ikisi zıt yüke sahip. Sodyum ve klor moleküllerini bir araya getirirsek böyle bir yapı elde ederiz. Kimyada bu yapı kafes olarak adlandırılır. Günlük dilde kafesin bambaşka bir anlama geldiğinin farkındayım. Ancak kimyada kafes kavramından bahsettiğimizde aslında atomlardan, daha doğrusu iyonlardan oluşan ve örüntüye benzer üç boyutlu bir yapıdan söz etmiş oluruz. İlerleyen videolarda bunun gibi kafese benzer yapılardan detaylıca bahsedeceğiz. Ancak buradaki şekilden de mor taneciklerin sodyum katyonu, yeşil taneciklerin ise klor anyonu olduğunu anlayabiliriz sodyum katyonlarının neden bu kadar küçük olduğunu anlamak için periyodik tablodan yararlanabiliriz. Önceki videolarda tabloda sağa doğru gittikçe yarıçapın azaldığından bahsetmiştik. Ancak sodyum en dışta bulunan elektronunu verdiğinde elektron dizilimi neonun soy gaz elektron dizilimiyle aynı olur. Yani sodyum üçüncü kabuğunu kaybeder ve küçülür. Ancak tabloya baktığımızda sodyumun 11 protonu olduğunu görüyoruz. Bu durumda ikinci kabukta bulunan elektron üzerinde güçlü bir çekim kuvveti olacağını söyleyebiliriz. Benzer şekilde klor atomu da bir elektron kazanarak elektron dizilimini argonun soy gaz elektron dizilimine benzetir. Bu da klorun boyutsal açıdan büyümesine yol açar. Kovalent bağlardan bahsederken aynı zamanda bağ enerjisine değinmiştik. Ba enerjisini kovalent bağ oluşturan atomları birbirinden ayırmak için gerekli olan enerji olarak tanımlayabiliriz. Burada gördüğünüz iyonik bağlar için benzer bir kavramdan söz etmek mümkün. Bu kimyada kafes enerjisi olarak adlandırılır. Bağ enerjisinde olduğu gibi kafes enerjisi de iyonları birbirleriyle bağ kuramayacak şekilde ayırmak için gerekli olan enerjiyi ifade eder. Bu enerji genellikle kilojül bölü mol cinsinden ifade edilir. Hatırlarsanız bağ enerjisini de bu cinsten ifade etmiştik. Çünkü aslında bu iki kavram aynı şeye işaret ediyor. Aradaki tek fark kafes enerjisinde iyonların, bağ enerjisinde ise kovalent bağların birbirinden ayrılması. Burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum örneğin kafes enerjisinin daha yüksek olduğu durumda ne gibi olaylar görülür bunun için farklı bir elemente bakalım bunun için rubidyum elementini inceleyebiliriz bu bileşiğin adı da rubidyum klorür olsun şimdi de hangisinin kafes enerjisinin daha fazla olduğunu bulalım hangi bileşikte iyonları birbirinden ayırmak için daha fazla enerji gerekir size bir ipucu vereyim bunun için de periyodik tablodan yararlanabiliriz Rubidium-klorür bileşiğinde doğal olarak sodyum katyonu yerine rubidium katyonu bulunur. Bunu Rb artı olarak ifade edebiliriz. Klor-anyonu aynı kalır. Bu da Cl- olarak gösterilir. Buna göre bu iki bileşik arasındaki farka bakalım. İki örnekte de anyonumuz klor. Rubidyumla sodyumu karşılaştırdığımızda ise rubidyumun bir elektron kaybettiğinde kriptonun soy gaz elektron dizilimine sahip olacağını görüyoruz. Sodyum elektron kaybettiğinde ise elektron dizilimi neonun elektron dizilimine benzer. Dolayısıyla sodyum katyonunun daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu tam olarak ne anlama gelir? Buradaki bileşiği işaretleyerek gösterelim. Bu bileşiğin daha küçük olduğunu varsayalım. Formüldeki yüklerden biri pozitif, biri negatif. İki iyon arasındaki yük farkından bahsediyorum. Ancak bu örnekte çekirdekler arasındaki uzaklık daha az çünkü az önce dediğim gibi sodyum rubidyumdan daha küçük. Bu durumda atom küçüldükçe kuvvetin artacağını söyleyebiliriz. Yani sodyum klorür kafes yapısındaki bir bileşikte görülen coulomb kuvvetleri rubidyum klorüre göre daha fazladır. Bunun sebebi olarak da çekim kuvvetinin daha güçlü olmasını gösterebiliriz. Dolayısıyla iyonları birbirinden ayırmak için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur. Bu da sodyum klorürün kafes enerjisinin rubidyum klorürden daha fazla olduğu anlamına gelir. Şimdi de başka bir iyonik bileşiğe bakalım. Elimizde magnezyum florür bileşiği olduğunu varsayalım. Bu bileşiğin içerisinde artı 2 yüke sahip magnezyum katyonu bulunur. Bu magnezyum katyonları da flor anyonları ile etkileşime girerek kafese benzer bir yapı oluşturur. Buna göre magnezyum florür bileşiğinin kafes enerjisini ilk iki örnekle karşılaştıralım. Gördüğünüz gibi yukarıdaki iki katyona göre magnezyumun yükü daha büyük. Q1 değerini magnezyumun yükü olarak alırsak pay kısmının daha büyük çıkacağını söyleyebiliriz. Flor ise klordan daha küçük bir anyon periyodik tablodan yararlanarak bunu bulabiliriz. Dediğim gibi flor, klordan daha küçük. İkisine de bir elektron eklediğimizi varsayalım. Bu durumda da flor daha küçük olur. Magnezyumun iki elektronunu aldığımızda ise elektron dizilimi neonun soy gaz elektron dizilimine benzer. Ancak bu durumda da ikinci kabuktaki elektronlar üzerinde daha büyük bir kuvvetten bahsedebiliriz. Çünkü gördüğünüz gibi magnezyumda 12 proton bulunuyor. Sodyumunsa sadece 11 protonu var. Bu da bize magnezyumun sodyum katyonundan daha büyük bir pozitif yüke sahip olduğunu ancak aynı zamanda sodyumdan daha küçük olduğunu gösterir. Flor ve klorunsa yükleri aynı ancak flor da klordan daha küçük. Bu durumda magnezyumun yükünün daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Payda kısmında ise yarıçapın daha küçük olduğunu görüyoruz. Bu da bize iyonlar ve kafes yapı arasındaki klom kuvvetlerinin magnezyum florür bileşiğinde daha kuvvetli olduğunu gösterir. Yani iyonları ayırmak için gerekli olan kafes enerjisi daha büyük olur. Bu durumda üç bileşiği kafes enerjilerinin büyüklüğü açısından incelersek sıralama magnezyum florür, sodyum klorür ve son olarak rubidyum klorür şeklinde olur.